için at bindi. 3 sene kadar önceydi. 3 senedir doğru düzgün bilmiyorum atı açıkçası. At yıkadı. Atın en önemli varlığı tabii bacakları yani. At besledi. Elmalarımız var. Elmalarımız. Bu açıklamalar gündem olur. Galatasaray'ın yengesi lakabı için ilk kez konuştu. Ben yenge değilim, o enişte. Ben Türk'üm. Ben Türk'üm. Atlara fısıldayan güzel Devrim Özkan'la at çiftliğinde çok özel, çok samimi ve çok eğlenceli bir sohbet. Ne var ne var? Oh. Çok güzel bir şey bunları öpmek ya. Bu pazar sizleri bir at çiftliğine davet ediyor, atların büyülü dünyasına Devrim Özkan'la yolculuğa götürüyoruz. Sevgili seyirciler, bu pazar sizlere bir at çiftliğinden günaydın diyorum. Konuğum ekranların ve sinemanın en başarılı kadın oyuncularından sevgili Devrim Özkan. Devrim'le birlikte asaletin, cesaretin ve gücün sembolü olan atlarla şahane bir çekim gerçekleştireceğiz. At binmeyi çok seven Devrim Özkan'la sohbetimizde bize güzeller güzeli Magic eşlik edecek. Devrim hoş geldin. Hoş buldum. Sen de hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Seni sormalı. Ben de iyiyim. Tanıştırır mısın beni beyefendiyle? Magic kendisi. Kaç yaşındaydı hocam? 6. 6 yaşında. Evet. Güzel bir beyimiz kendisi. Tura başlıyoruz. Magic son derece uysal bir at olsa da temkinli Devrim Özkan. 3 senedir doğru düzgün bilmiyorum atı açıkçası. Ama şu anda da birazcık böyle tekrar hatırlayıp keyfini tekrar tatmaya çalıştığım bir an açıkçası benim için de. Ama binicilik dersi almış olduğu da her halinden belli. Gidebiliriz. Magic hızlanırken Devrim Özkan'ın at binmedeki mahareti daha çok ortaya çıkıyor. Ups. Dur. Daha önce attan düşüp kalça kemiğini çatlatmış olmasına rağmen binmeye devam etmiş Devrim Özkan. Daha önce hiç böyle Allah korusun bir kaza bir şey geçirdin mi? Proje için at antrenmanları yaparken bir at sağ olsun beni güzel bir kaçırdı. Bir anda dört nala kalktı. Ben de dört nal çalışmamıştım o zaman. Bayağı da uzun bir yol gittik. Sonunda da düştüm attan. Ayaklarım havadaydı böyle, kafam aşağıda vesaire. Hocalarım da diyordu attan düştüğünüz anda tekrar binin ki o korkuyu yenebilin diye. Biz de yani kalkıp ben de tekrar ata binmeyi tercih ettim. Kürek kemiğim çatlamıştı, sağ kürek kemiğim. Ama yani dediğim gibi bunları da söyleyip şimdi insanları da korkutmak istemiyorum ama bazen tabii bu her yerde yaşanabilecek bir şey. O yüzden bu sefer atla olmuş oldu benimki. Bir keresinde de at kaçırmış Devrim Özkan'ı. Tıpkı Hababam sınıfında Şener Şen'i kaçırdığı gibi. Seni at kaçırdın. Nereye gittiniz? Nereye kaçırdın? O kaçırma olayı bir de şöyle bir şey yaşanmıştı. Yine setteyken atımızı seçiyorduk. Şeyde kullanacağımız, sahnelerde kullanacağımız atı seçiyorduk uyumlanabilmek için. Sonra at bir anda dört nala kalktı tekrar ve setin ortasında pilotonun bütün çevresini koştuk. Ben de dediğim gibi o zaman dört nal çalışmadığım için bilmiyordum ama yani dizlerini sıkmak çok önemlidir atı kontrol edebilmek için. Dizlerimi sıktığım için o attan düşmedim. Biraz kaçtık ama durdurmayı da bildiğim için durdurup büyük bir tehlikeyi, kılpayı atlattık diyebilirim. Meciye bindik. Sıra onu yıkamakta. Şimdi bir şeyler yemek istiyor galiba acıktı. Evet. Bir de biliyorsun yıkamak gerekiyormuş bindikten sonra. Evet, 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 yıkamak gerekiyor ama ben nasıl yıkandığını çok aşırı bilmiyorum. Magic yıkanma için hazırlanırken at çiftliğindeki bir kedi sevdiriyor kendini. Senin kedin var mı? Benim var. İki tane kedim, iki tane köpeğim var şu an ama köpeklerden bir tanesi ailemin. Yani Bodrum'a gidene kadar ben bakıyorum şu an. Oh. Hayvanlar beni delirtiyor ya. Yani ev şen şakrak inanılmaz bir yer oldu, inanılmazlar. Başka bir şey almayı düşünüyor musun? Yok, yeter yani. Zor yetiyorum. Ama dediğim gibi hani böyle yeri geliyor işte bakıma muhtaç kediler oluyor, köpekler oluyor, sokaklardan bulduklarımız, ettiklerimiz. Onları birazcık bakıp etmeye çalışıyorum. Atları o kadar çok seviyor ki bir gün at sahibi olmayı bile istiyor. Bir at almayı düşünüyor musun? Evet, düşünüyorum. Düşünüyorum. Kafanda bir isim var mı? Var, Gece. Gece. Yarıştıracak mısın yoksa sadece? Yok, bakmak için alacağım yani binmek için alacağım. Arkadaşlık, dostluk kurmak için alacağım. Yarıştırmak gibi bir düşüncem yok. Sohbet devam ederken atımız geliyor. Hoş geldin. Bıcı bıcı. Sıra Meci'yi yıkamakta. Sağından solundan. Diğer tarafa geçerken önünden geç. Tamam.
Ne oldu? Ne bakıyorsun? Ne oldu? Ne oldu? Ya atın en önemli varlığı tabii bacakları yani. Onlara iyi bakmak çok önemli. Nallarını tazelemek, bakımlarını yapmak onların hayatlarını kurtaran şey. Evet. At yıkanırken böyle küçük kazalar olması normal. Mecik çok mutlu şu an. Allah. Beni ıslattın. Dur. Ay, seni mi ıslattım? Ay çok özür dilerim. Ay ben sakarımdır Ömür, bana hiç bakma. Ay çekil çekil, vallahi seni ıslatırım yanlışlıkla. Özür dilerim ya. Çok mu? Devrim Özkan o kadar iyi anlaşıyor ki hayvanlarla. Ona atlara fısıldayan güzel demekten kendimizi alamıyoruz. Oh. Çok güzel bir şey bunları öpmek ya. Yani inanılmaz bir terapi gibi bir şey. Şimdi diğer atların yanına gidiyoruz. Dünyanın en asil hayvanlarından biri olan atlar Devrim ablalarına hayran. Saçlarını temizleyebiliriz. Yani birazcık sanki bir şeyler yemek istiyor gibi duruyor ama olur hadi. Hadi bakalım. Gördün mü? Öpücük atıyor bana böyle. Acıkan atlar da var. Devrim Özkan hazırlığını yapmış bile. Acıkmış bizi. İstersen sen de atı besleyelim mi? Nasıl besleniyor peki? Şimdi ben getirdim bir şeyler. Elmalarımız var. Önce parmaklarını kaptırmaman için tabii önce normal bir tane ısırmasını sağlayıp sonrasında düz bir şekilde yedirmeye devam edebilirsin. Göstereyim istersen. Zaten komple almış oldu. At beslemek inanılmaz keyifli. Yeşil elmalardan sonra sıra havuçlarda. Al bakalım. Biraz yavaşlıyoruz. Bak koca elmayı aldı bir anda. Tabii tabii. Elmaya bir de yani küçüklüğümüzden beri hep böyle küp şeker yerler diye öğretiyorlar ama yani bilmiyorum ne kadar sağlıklı tabii evet, ki. Aslında. Aferin sana. Evet. Arkadaşlarının iştahlı iştahlı yediğini gören diğer atlar da biz de isteriz diye mesaj gönderiyor. Aa, o da oradan yemek istiyor. Ona da verelim. Ha? Aa ne güzel yedi. Ne güzel yedi. Bugün de doydunuz. Bugün de doydu. Bugün de güzel güzel doydunuz. Bitti ama bitti. Bitti artık. Daha ne yiyeceksin? Kocaman elmalar yedim. Bitti bitti. Yok bitti. Bak elimi ne yaptım? Bitti. Atların yanından ayrılıp çok güzel bir yere daha yolculuk halindeyiz. Devrim Özkan'a Kerem Bürsin'le birlikte oynadığı Mavi Mağara filmini soruyoruz. Mavi Mağara da çok iyi gidiyor bu arada. Teşekkür ederim. Evet, bayağı güzel tepkiler aldı dünyada da ülkemizde de. Güzel bir seyirci kitlesi oluştu. Yani çok mutluyuz sonuçlardan. Ben aile kurmak istiyorum. Saçmalıyorsun sen ya. O zaman neden? Cem çok tehlikeli. Nasıl bir adam olduğumu sorgulamaya kes. Babaları eve dönecek mi diye beklesin istemiyorum. Filmdeki aşk öyküsünden yola çıkarak konuyu aşka getiriyoruz. Devrim Özkan acaba Galatasaraylı Lucas Torreira'ya ilk görüşte mi aşık oldu? Sizinki ilk görüşte aşk mıydı? İlk görüşte aşk mıydı ona da sormak lazım. O öyle söyler ama enerji vardı aramızda tabii ki. Ama biz en başta dostluk ilişkisini çok güzel kurduk. Yani önce çok güzel arkadaş olduk. Ondan sonra ilişkiye evrildi bizim. Yani benim için aşk dedik mi sular duruyor açıkçası biraz. Çünkü aşkı sonuna kadar yaşamayı, doya doya yaşamayı çok seven bir insanım zaten. Galatasaray'a ait binicilik kulübünün önünde alıyoruz soluğu. Devrim Özkan için Galatasaray denince akan sular duruyor. Nasıl Galatasaraylı oldun? Önce onu sorarak başlayalım. Babam sayesinde tabii ki. Yani bildiğimiz üzere bütün aile yapıları da böyle gelişiyor. Baba hangi takımlıysa çocuklar da o takımlı olarak başlıyorlar. Sonradan değiştirirlerse değiştiriyorlar. Ama ben tabii ki zaten böyle güzel bir takımımız varken değiştirmek istemedim. Devrim Özkan için sarı kırmızı hayatının her aşamasında var. Ama bizim hayatımızda hep Galatasaray vardı zaten. Ablam dedim ya voleybolculuk yapıyordu diye. Voleybolcu olduğu dönemde Galatasaray Lisesi'nden teklif almıştı. Yaşı çok küçük olduğu için annemler göndermedi maalesef. Ben de judo yaptım.
yaptığım dönemde Galatasaray Judo takımına transfer olacaktım. O bahsettiğim kazadan ötürü bir transferim gerçekleştirilememişti. Yani hayatımızın her yerinde her zaman Galatasaray vardı. Evimizde de battaniyelerimiz, figürlerimiz, babam zamanında Galatasaray Derneği açmıştı. O sana gösterdiğim video vardı, hatırlarsın minik belki. Gibi. Minik, aynen, o derneğin, Galatasaray Derneği'nin açılışında olan bir videoydu. Hayatımızın her alanında vardı ve yürekten sevip desteklediğimiz sonsuza kadar aşkımızın bitmeyeceği takıma dönüştü. Bahsettiği video daha önce Show TV'de yayınlanan röportajında ekrana gelen bu video. O videoyu Lucas'a gösterdiğinde ne söyledi sana? Ya güldü tamamen, tamamen güldü ve aynısın diyor, hiç değişmemişsin diyor. Zaten o zamanki şapkam, tişörtüm hala bende. Çok garip buluyor o da bunu. Sık sık Galatasaray maçlarında görüyoruz onu. Sevgilisinin ateşini ölçerken çekilen videosu çok sempatikti. Peki bir totemi var mı maçlar öncesi? Senin bir totemin var mı Galatasaray'la ilgili? Benim fix kırmızı beyaz ayakkabılarım var. Onları giyerim. Bir de uğurlu atkım var. Onu giyerim. Bir de Lucas'ın uğurlu forması var şu an giydiğim. Hı hı. Ama onu geçen maçta bir küçüğe hediye ettim. Bakalım şimdi uğurum ne olacak? Kolyen olabilir mi? Kolyen. İkinizin baş harfleri var. O hediye, o da Maro'nun yardımcısı sağ olsun bana bir hediye yapmış. Onun hediyesi. Şimdi aynısını Lucas'a da yapıyorlar. Böyle bir tatlı bir hediye almış oldum. Galatasaray Binicilik Kulübü'ne giderken sağ ayağıyla adımını atıyor ve şampiyonluk diliyor. O zaman girelim sağ ayakla nice şampiyonluklara diyerek. Girişte imzalı bir Galatasaray forması karşılıyor bizi. Bu forma yanılmıyorsam 2010-2011 sezonundan olması lazım, Fatih Hoca'nın geldiği senelerde. Hı hı. Bütün takım da ne güzel imzalamış zaten. Senin için en unutulmaz sezon hangisi? 2012-2013. Net sezonum odur yani, direkt fix. Çünkü çok güzel, çok güzel maçlarımız vardı ve inanılmaz zor bir sezondu sezon. Bakarsın 2024-2025 de olur. İnşallah, neden olmasın. Torreira aşkından dolayı ona Galatasaray'ın yengesi deniyor ama o bu lakabı biraz revize ediyor. Haklı da. Galatasaray'ın yengesi diyorlar, bu hoşuna gidiyor mu? Sen aslında yenge değil. Ben yenge değilim, o enişte, ben Türk'üm. O yüzden ben yenge değilim. Ben normal devrimim. O enişte, ona enişte desinler. Uruguaylı Torreira için sık sık Güney Amerika basınında transfer haberleri çıkıyor. Bir gün sevgilisi Güney Amerika'ya dönmek isterse ne der Devrim Özkan? Güney Amerika basınında bir haber çıkmış Lucas'ın oraya transfer olacağına dair. Peki olursa sen gider misin? Türkiye'de mi kalırsın? Yani onun yolunu buluruz ya bir şekilde. Çünkü sonuçta onun da bazı hayalleri var, benim de bazı hayallerim var. İkimiz de ortak bir payda da buluşmak zorundayız. Bu keyifli sohbetin sonuna geliyor. Devrim Özkan'a bu harika gün için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum efendim. Çok keyifli bir gündü. Ne demek? Her zaman. Gel. Çok da iyi bir bilgisin. Hayır öyle deme. Bugün biraz unutmuşum ama olsun ya. Bir dahakine daha iyi binerim diye düşünüyorum. Ne zaman istersen her zaman seninle burada olmaya hazırım, onu diyecektim. Başka yerlerde de olalım bence. Her yerde olabilir. Her yerde olabilir. Sen nerede, ne zaman istersen her zaman seninleyim. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ne demek? İyi pazarlar. So happy, so happy, so happy.